Merhaba sevgili öğrenciler. Cümlede anlam 20. testin çözümlerine başlıyoruz. Birinci soru, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde doğrudan anlatım vardır deniyor. Doğrudan anlatım neydi? Doğrudan anlatım bir kimsenin sözünü değiştirmeden olduğu gibi aktarmak demekti. Dolayısıyla 4 ve 5. cümlelere baktığımızda çocukları keşfedin, onlarda sonsuz bir evren göreceksiniz sözünün hiç değiştirilmeden aktarıldığını görüyoruz. Yine 5. cümlede bizim kafamıza göre biçimlendireceğimiz, mutlak sahiplik iddia edeceğimiz varlıklar değildir denilerek yine konuşan kişinin düşüncesi değiştirilmeden aktarıldığı için doğrudan anlatım yapılmıştır. Dolayısıyla 4 ve 5 numaralı cümlelerde doğrudan anlatım yapılmıştır diyebiliriz. İkinci soru, bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede yoruma yer verilmemiştir. Birinci cümleye baktığımızda Orhan Veli hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddetti cümlesinde bir yorum olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü yorumda kişinin kendi duygu ve düşüncesiyle bir değerlendirmede bulunması gerekir. Burada böyle bir durumun olmadığını görüyoruz. B. İkinci cümlede şairin ahenk unsurları ve şiir diline yaklaşımı anlatılmıştır. Ahenk ve şiir diline yaklaşımdan bahsediyor. Bir şiirde kafiye ahenk unsurlarıyla ilgilidir. Mecaz, teşbih, mübalağa gibi edebi sanatlar ise dil özellikleri, anlatım özellikleri ilgili unsurlardır. Dolayısıyla hem ahenk unsurları hem de şiir diline yaklaşım anlatılıyor. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. Üçüncü cümle şairin üslubu ile ilgilidir deniyor. Üçüncü cümleye baktığımızda şiir dilini konuşma diline yaklaştırdı. Burada yine şiirin diliyle ilgili bilgi verdiğini görüyoruz. O zaman üslubu ile ilgili de diyebiliriz. Dördüncü cümlede olumsuz bir eleştiri sezilmektedir deniyor. Dördüncü cümleye bakıyorum. Sanatsal değeri tartışılsa da okuyucunun ilgisini çeken şiirler yazdı. Sanatsal değeri tartışılsa da ifadesiyle bir eleştirinin sezdirildiğini görüyoruz. Söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu da söylenebilir. Beşinci cümlede anlatım nesneldir diyor. Nesnel anlatım neydi? Nesnel anlatım doğru kişiden kişiye değişen, herkese göre doğru olan yargılardı. Kişinin kendi özler düşüncelerini söylemediği yargılar idi. Beşinci cümleye baktığımızda onun da arkadaşlarının basit ama akıcı, garip şiiri Cumhuriyet dönemindeki gençlerin şiir dergilerine daha çok eser göndermesine katkıda bulundu deniyor. Bu cümlede geçen şiir için basit ve akıcı ifade kullanması konuşan kişinin kendi düşünceleridir. Kendi düşünceleri ifade ediyor. Dolayısıyla burada bir öznelik söz konusudur. Kişi kendi düşüncelerini de içerisine kattığı için nesneldir diyemeyiz. Dolayısıyla 5. cümledeki anlatım nesneldir, yanlış bir ifadedir, özneldir olması gerekir. 3. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım duru değildir? A. Anlatım duru neydi arkadaşlar? Anlatım duru şuydu. Bir cümlede aynı anlamı taşıyan birden fazla sözün kullanılması, yani gereksiz sözcüğün kullanılması o cümledeki anlatımın duru olmadığını bize gösteriyor. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda 5 seçeneğinde henüz ve daha kelimelerinin bu cümlede kullanılması bir gereksiz sözcük kullanımıdır. Çünkü bu kelimede bu cümle aynı anlamı katmaktadır. İkisinden biri tercih edilmelidir. Dolayısıyla bu cümlede durulup ikisinden söz edemeyiz. 4. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Birinci cümlede tanım yapılmıştır. Birinci cümleye bakıyoruz. Gençlik yılları ünlü Rus yazarı ve edebiyatta gerçekçi akımın en tanınmış yazarlarından Tolstoy'un ilk romanıdır. Buraya baktığımızda Gençlik Yılları adlı eserin tanımlandığını, bize tanıtılmak istendiğini görüyoruz. Gençlik yılları nedir sorusunun cevabı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir tanım yapıldığına bahsedebiliriz. İkinci cümlede ön yargı anlamı vardı. Ön yargı neydi? Henüz gerçekleşmemiş, sonuçlanmamış bir olay durum hakkında öz edilmiş peşinli hükümlere ön yargılarını veriyordu. İkinci cümleye baktığımızda bu okumaya başlayınca merakla takip edeceğiniz, kendi yaşamınızdan da parçalar bulacağınız bir eserdir. Bu eser ilgili bir ön yargıdır. Henüz daha bununla ilgili bir şey sonuçlanmadan bir yargıya varması kişinin o eser ilgili bir ön yargısıdır. Ön yargı olduğunu ne söyleyebiliriz? Üçüncü cümlede anlatım nesneldir diyor. Bakalım üçüncü cümle. Yazar bu eserde birbirinden ilginç ve sürükleyici olaylar anlatmaktadır. Şimdi burada yazar, kişi eserle ilgili ilginç diyerek
sürükleyici diyerek kendine özgü düşüncelerini ne yapmış oluyor? İfade etmiş oluyor. Dolayısıyla kişi kendine özgü bir düşüncesi ifade ediyor. Orada nesnelden söz edilemez. Buradaki anlatım nesnelde öznel olmalıydı. Doğru cevabı C olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü cümle romanın şeyiyle ilgili. İçerik neydi? Bir eserdeki konuydu. Anlatılan şeydi. Roman aristokratik bir ortamda yetişen bir gencin çocukluk ve gençlik yıllarını kula almaktı. Yani romanın konusundan bahsediyor göründüğü gibi. Dolayısıyla bundan söz edebiliriz. Beşinci cümlede romanın otobiyografik yönünü bulup anlatılmış. Otobiyografi neydi arkadaşlar? Otobiyografi de bir kişinin hayatını, kendi hayatını kendisinin yazması. Otobiyografik eserler idi. Dolayısıyla buraya baktığında beşinci cümle bu romanda anlattıkları ile aslında bizi kendi yaşamına götürüyor. Bizi kendisini tanıtıyor. Bizi kendisini tanıtıyor. Bizi kendi yaşamına götürdüğünde kişinin yaşamıyla ilgili bilgiler verdiğini dolayısıyla otobiyografik özellikler taşıdığını eserin söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği diyebiliriz. Beşinci soru. Başlıca cümle hangisinde sözü edilen eserin farklı bir anlatım özelliğinden söz edilmektedir? Bir kez okumaya başlayınca bu romanı bitirmeden bırakamazsınız. Yani romanın sürükleyici olduğunu anlıyoruz. Ve yazar daha eserin ilk sayfasında sizi alıp hiç durmadan peşine takılıyor. Yine eserin sürükleyici bir anlatım yazıldığını anlıyoruz. C. Bu romanda Çukurova köylerindeki toplumsal düzen sürükleyici bir biçimde yine sürükleyici bir fazla kullanmış, anlatılmış. D. Bu romanda yabancı sözcük yok. Eskiden yazarın öz Türkçe'ye verdiği önemi abartmış olmam. Burada öz Türkçe'den bahsediyor. Kelime seçiminden bahsediyor. Sürükleyicilikten bahsetmiyor. Romanı okurken kendinizi derinliği yüksek bir nehirde rahmetle hissediyorsunuz. Yani yine sürükleyici, akıcı bir anlatımdan bahsediyor. Görüldüğü gibi A, B, C, E şeklinde gelen eserin sürükleyici anlatım özelliklerinden bahsederken D'de değil özelliğinden öz Türkçe yazılımından bahsediliyor. Dolayısıyla de diğerlerinden farklı değiliz. Altıncı soru. Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıda hangisi yanlıştır? Birinci cümlede görsel ayrıntılar ağır basmaktadır diyor. Bir, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve binlerce yıllık tarih olan Ankara, kale etrafında geçmiş bir kenttir. Şimdi buraya baktığımızda görsel ağırlıkta ağır basmaktadır deniyor. Halbuki burada Ankara'nın belki tarih kale etrafında gelişmiş olması dışında gözlem ilgili görme düzeyi edilmiş herhangi bir dizinin söz konusu değil. Dolayısıyla ağırlık ağır basmaktadır ifadesi yanlıştır. Doğru diyemeyiz. A seçeneği için. İkinci cümlede cümle dışı bilgi vardır. İkinci cümle bakalım. Kare içinde, ki buraya kare içi mahallesi deniyor. Bakın bu cümle dışı bir bilgi arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Bunu söyleyebiliriz. Üçüncü cümlede sözü dilen yerin değişim geçirdiği anlatılmıştır. Bakın üçüncü cümle. Kalenin çevresi eskiden olduğu gibi ticaretin merkezi değil. Evet, bir değişim geçirdiğini anlıyoruz. Elbette ama yine de canlılığı koruyor diyor. Bunu da söyleyebiliriz. Dördüncü cümlede yenilenme çalışmalarının sözü dilen yere duyulan ilgi arttırdığını dile getirmiştir. Dördüncü cümleye bakıyorum. Yapılan düzenlemelerle de başta turistler ve fotoğrafçılar olmak üzere her geçen daha da fazla insanın kendine çekiyor Ankara Kalesi. Yine ilginin arttığını görüyoruz arkadaşlar bu ifadeden. Değil söyleyebiliriz. Birinci cümlede öneri anlamı vardır. Ankara'ya gittiğinizde Ankara Kalesi'ne uğrayınız derim. Yine Ankara Kalesi'ne uğramamızı öneriyor bize. Bundan da söz edebiliriz. Ankara doğru cevap diyebiliriz. Yedinci soru. Numaralı cümleler hangilerinde betimleyici ögelere yer verilmiştir? Betimleyici öge neydi arkadaşlar? Betimleyici öge bir varlığı, bir yeri, bir kimseyi alet edici özellikleriyle anlatmak, onu kelimelerle çizerek anlatmak, zihnimizde o varlığı oluşturmaya çalışmak demek. Betimleyici ögeler. Şimdi betimleyici ögelere baktığımızda Uludağ Tırmanmak Bursa merkezden en az 45 dakika sürüyor. Burada bir varlığın betimlendiğini söyleyemeyiz. Tasvir edildiğini söyleyemeyiz. İki, öncelikle Uludağ Milli Parkı'na giriş yapıyorsunuz. Sonra dağa çıkıyorsunuz. Yine bakın gözlemlerle edindiğiniz bir tasvir yok burada. Betimlemede söylemeyiz. Üç, günlük güneşlik bir cumartesi günü Bursa merkezden hava sıcaklığı 18 derece görüyor. Bakın güneşlik bir gün diyor. Günü bize tasvir ediyor, betimliyor. 3 numarada bir betimlemeden söz edebiliriz. 4. Karla buluşmaktan
Gerçekten umutu kesmiştik. Bu da bir gözlemden söz etmeliyiz. 5. Oysa zirveye 1 kilometre kala kar göründü diyor. Kar gördüğünü. Bursa'nın yeşilliğinden bahsediyor. Aksine Uludağ her şey bembeyaz diyor. Kardan yine bahsediyor. Yani 3 ve 5 numaralı cümlelerde yine beklemeyi çökelerin kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla 3 ve 5 numara yani D seçeneği olmalıdır. 8. soru. Bu parçanın numaralanmış cümlelerin hangisinde sözlenen yazarın üslubuyla ilgili değerlendirme yapılmıştır? Üslubuyla ilgili diyor. Üslub neydi? Bir kere daha hatırlayalım. Üslub bir sanatçının, bir eserin, sanat eserinin dil özellikleri, anlatım özelliklerini üslubuyor. Şimdi bu cümlelere bakalım. Bir, ben şiir yazmıyorum. Dünyayı bir kenara yazıyorum diyen İbrahim Tekici hem şiirinde hem de yazılarında sağduyusunu hep koruyor. Burada yazarın dil özelliklerinden anlatım özelliklerinden bahsedilmediğini görüyoruz. İki, şiir kelimesiyle şu kelimesi arasındaki o derin akrabalığı yakalamış bir şair olarak Tekici kitabında bu coğrafyayı bize vatan kılan değerlerden söz açıyor. Yine eserin üslubuyla ilgili değil, içeriğiyle ilgili bilgi veriyor. Konusuyla ilgili bilgi veriliyor. Burada da üslubundan söz edilmemiştir. 3. Vefanın İslam'da bir semt adı olmaktan ibaret olmadığını bize hatırlatıyor. Ya da konuyla ilgili bilgi veriyor. Dil özelliklerinden bahsediliyor. 4. Vicdan, adalet gibi kişisel gelişim kitaplarında değinmeyen kavramları gündemde taşıyor. Yine içerikle ilgili bilgi veriliyor ama üslubla ilgili bilgi verilmiyor. 5. Düşünce ve duygularını anlaşılır bir dille. Anlaşılır bir dille. Ve okurken uyumanıza izin vermeyecek bir tarzda. Bakın dikkat ederseniz anlatım tahsil ve dil özelliklerinden bahsediyor bu cümlede. Dolayısıyla biz bunu üslup diyoruz. 5 numarada da üslupten bahsedilmiş diyebiliriz. 9. soru. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde de mecazlı bir söyleyiş vardır? Diyor. Mecaz neydi? Bir sözün gerçek anlamına uzaklaşarak yeni farklı bir anlamda kullanılması idi. Bakalım şimdi cümlelere. Bir, Nuri Pakdil Maraş Lisesi'ndeyken Hande Dergisi'ni çıkarır ve ilk şiirini buradan yayınlar. Bu cümleye baktığımızda mecazlı bir söyleyiş için yani sözcüklerin gerçek anlamıyla kullanıldığını görüyoruz. Mecazlı bir söyleyiş için olmadığını söyleyebiliriz. İki, Pakdil Maraş Lisesi milli bir adam olarak tanıdığımız şairlerle tanışır. Yine mecazlı anlamda bir sözcük kullanıldığını görebiliyoruz. 3. Tanışmayla Nuri Pakdil'in etrafında döneme damgası vuran bir edebiyat okulu kurulur. Döneme damgasını vurmak, damga vurmak yine bir deyim olduğu için mecaz anlamında. Edebiyat okulu kurmak, gerçek bir edebiyat okulu kurmak değil, gerçek bir okul binası kurmak değil. Bunun ise mecazilik vardır 3. cümlede. 4. numaraya bakalım. Bu okulun belki üstünü örten bir çatısı ve içine gidecek bir kapısı yoktur. Ama içini ısıtan yürekler vardır. İçini ısıtan yüreklerin olması mecazlı bir ifadedir. Dolayısıyla burada mecazlı söyleyiş söz konusudur. 5. Nuri Pakdil bir süre sonra o dostları ile edebiyat tercihleri burada mecaz anlamı göremiyoruz. Sözcükte gerçek anlamı kullanmıştır. Mecaz anlamı sadece 3 ve 4 numaralı cümlelerde bulunmaktadır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değerlendirmeye verilmemiştir? Değerlendirme neydi? Bir sanat eseriyle ilgili, bir olayla ilgili, bir durumla ilgili kişinin değerlendirme, belirli ölçülere göre bir değerlendirme yapmasıydı. Bakalım değerlendirme hangisinde yoktu? Değerlendirmede en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri arkadaşlar. İncelenen, okunan, gözlemlenen bir olayın, varlığın, durumun olmasıdır. Genel bir değerlendirme olmamasıdır. Buna dikkat etmemiz. Şimdi A seçeneğine bakıyorum. Yazarın ilk romanı olarak bilim kurgu tutkunlarını hayal kırıklığına uğratmayan Adalet, iki yıl gibi bir sürede birçok edebiyat ödülünü alma başarısı göstermiş. Bakın Adalet adlı bir eseri değerlendirdiği yazar. O zaman da değerlendirme yer verildiğini söyleyebiliriz. B. Mülkün sultanlarına 38 Osmanlı padişahının hayatını bir arada okuyabilirsiniz. Şimdi burada bir eserden bahsediyor ama eserde bir değerlendirmede bulunmuyor. Bu eserde bu anlatılmıştır. Demek bir değerlendirme demek değildir. C'ye bakalım. Şiirlerinin yanı sıra
Deneyleriyle Türk Edebiyatı'na müstesna bir yeri olan Melike Cevdet Anday'ın 60 yıl boyunca şiir üzerine yazdığı yazar bir araya getiriyor. Ya bakın yazarımız Melike Cevdet Anday'a ait bir eserden bahsediyor. Onunla ilgili bir değerlendirme yer veriyor. D. Gerilim, gizem ve fantastik ögelerin başarıyla harmanlandığı Delilik ve Tedaviler kitabı şairce bir söyleşle daha da ilginç bir roman haline gelmiş. Kadersin yeni bir eserle ilgili yazar bir değerlendirmede bulunuyor. E. Yazarın yaşlı kahramanın gözünü yeniden açtığı hayatta bizi yepyeni ve ilginç bir kendine sürüyor. Yine bakın yazarın bu eserle ilgili bir değerlendirme yapıyor bu cümlede. Dolayısıyla arkadaşlar sadece B seçeneğinde bir değerlendirme yapılmamıştır. Sadece olan olduğu şekilde söylenmiştir. Dolayısıyla B seçeneğinde değerlendirmeden söz edilemez. Evet, 11. soru. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde olumsuz bir eleştiri vardı? Eleştiri neydi arkadaşlar? Bir sanat eserinin olumlu ve olumsuz yönlerinin anlatılması, olumlu ve olumsuz yönlerinin eleştirmen tarafından ifade edilmesi idi. Tabii ki her zaman eleştiri olumsuz olmaz. Bazen olumlu yönleri anlatılabilir bir eleştiride. Bize burada olumsuz eleştiri soruyor. Bir, şiir, öykü ve denemeleriyle de ünlü İngiliz yazar kimi romanlarında bütün dünyadan kurulmuş. Bu olumsuz eleştiriden söz edemeyiz. Ada bunlardan en ünlüsü, olumsuz bir durum söz konusu, hatta ünlü olduğunu söylüyor. 3. Roman dünya edebiyatına mal olmuş, sayısı eserdeki gibi aynı çözümsüz sorunun peşine düşüyor. Yine olumsuz bir eleştiri söyleyemeyiz. 4. İnsan olduğu için daha iyi, daha huzurlu ve mutlu bir dünya mümkün sorusunu yanıtlamaya çalışıyor. Yine olumsuz bir eleştiriden söylemeyiz. 5. Yazarın bu eserde özgünlüğü zorlasa da sıradanlığın ağına takıldığını söylemek yanlış bir değerlendirme olamaz. 5. numaralı cümlede bir olumsuz eleştiri olduğunu, sıradanlığın ağına takıldığından bahsediyor. Dolayısıyla burada olumsuz bir eleştiri yapıldığını söyleyebiliriz. Hocam edeceğini diyebiliriz. 12. soru. Numaralı cümlelerde hangisi şair nasıl anlatılır sorusunun cevabı olabilir? Nasıl anlatılır sorusu bir eserdeki üslupla ilgili bir cümle demektir. Yani yazarın üslupla ilgili bilgi vermesi gerekiyor. Birinci cümleye baktığımızda Cahit Sıtkı Tarancı şiirinde sizi bilmediğiniz sözcükler etrafında ulaşma zorunluluğunda bırakmıyor. Cahit Sıtkı'nın dil özelliğiyle ilgili seçim sözcükleri seçme özelliğiyle ilgili bir bilgi verdiği için burada arkadaşlar Yusuf ile ilgili bir açıklama yapıldığı için ve Yusuf nasıl anlatılmış sorusunun cevabı olduğu için bir numara cümlede Yusuf özelliği var diyebiliriz. Dolayısıyla bir numara doğru cevap diyebiliriz. 13. soru. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yazarın gerçekleri olduğu gibi anlattığı anlamı var? Yani kendinden bir şey katmayıp olanı olduğu gibi anlattı. Gerçekleri olduğu gibi anlatanı vardı diyor. Birinci cümle Robin Maxwell Amerikalı eleştirmenler tarafından tarihi romanların kraliçesi olarak adlandırılıyor. Yani burada yazar bir tarihi romanların kraliçesi olarak adlandırılıyor diyerek bir özel anlatım gerçekleştirmiş. Özellik var burada. İki, 1997'de başlayan yazarlık kariyerine İngiltere'deki Boleyn Haydar'ın tarihini anlattığı Secret Diary of Annie Boleyn ile başlayan yazar 15. ve 16. yüzyıl tarihi olaylarıyla yakından ilgilendi. Bu olaylarla yakından ilgilendi ifadesini kullandığı için kendine bir yorum eklemiş oluyor. Üçüncü cümleye bakıyorum. Kariyerindeki ilişki kitabı Signora da Vinci yazılana kadar da İngiltere'deki güçlü hanedanlığın tarihi hikayesini kaleme aldı. Yine kendinden bir yorum da yaptığı için olan olduğu gibi değil kendi yorumda tartışıyor diyebiliriz. Dördüncü cümleye bakalım. Onun eserleri arasında en çok beğendiği Signora da Vinci'dir diyor. Beğenmek özel bir durumdur. Olan olduğu gibi aktardığını söyleyemeyiz. Beşinci cümleye bakalım. Yazar diğer romanlarından farklı olarak bu eserinde kendisini tarih akışına saptırıyor.
ve işlemlendiren kendisinden bir şey katılmasına izin vermiyor. Yani olanı olduğu gibi. Başka bir şey katılmasına izin vermiyorsa olanı olduğu gibi. Gerçekler olduğu gibi anlattığı anlamı vardır diyebiliriz. O zaman doğru cevabımızın 5 numara olduğunu söyleyebiliriz.